Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi adlı kitabımızın dördüncü ünitesini oluşturan muhasebenin temel kavramları dış ticaret işlemlerine ilişkin tek düzen hesap planı kapsamında açıklamalar yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan, mali nitelikli ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir. Muhasebenin birinci işlevi, mali nitelikli para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, bunları belirli ve anlamlı bir şekilde sınıflandırmak ve mali raporlar halinde özetlemektir. Muhasebenin ikinci işlevi ise analiz ve yorumdur. Mali tablolar ile özetlenen bilgilerin yararlı olabilmeleri için bildiğiniz gibi analiz edilmesi ve analiz edindiği sonucunda elde edilen bilgilerin yorumlanması gerekmektedir. Muhasebenin temel kavramları ekranda da gördüğünüz gibi sosyal sorumluluk kavramı, kişilik kavramı, işletmenin süreklilik kavramı, dönemsellik kavramı parayla ölçme kavramı, maliyet esası kavramı, tutarlılık kavramı, tam açıklama kavramı, ihtiyatlılık kavramı, önemlilik kavramı, özün önceliği kavramı ve tarafsızlık ve belgelendirme kavramı olarak karşımıza çıkmakta. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 1.1.1992 tarihli resmi gazetede yayınladığı muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ile 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren söz konusu hesap planının uygulanması ülkemizde başlamıştır. Tebliğde belirtilen çeşitli kurumlar tebliğin getirdiği hükümlere bağlı olarak muhasebe sistemlerini uygulamakla zorunludurlar. Tek düzen hesap çerçevesinde 9 adet hesap sınıfı söz konusudur. Bunlar dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları, serbest hesaplar, işletmelerin tercihine bağlı olarak kullanılabilecek ve nazım hesaplardır. Ekranda görüyorsunuz esas itibarıyla ee, bir e, dönem varlıklar grubu altında yer alan e, hazır değerler bir hesap e, grubunu oluşturmakta. Dönem varlıklar bir hesap sınıfı hazır değerler bir hesap grubunu oluşturmakta. Bu kapsamda kasa bir ana hesap. Kasanın kendi içerisinde işletmenin tercihine bağlı olarak Türk lirası ya da yabancı parası cinsinden nakit işlemlerini kaydetmesine bağlı olarak açacağı Türk lirası kasası açacağı bir yardımcı hesap ya da diğer kapsamda yabancı paralar kasası yine bir yardımcı hesap olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Türk lirası kasasının altında açılmış olan Türk lirası merkez kasası ve Türk lirası şube kasası bir alt hesap ya da yabancı paralar kasası altında açılmış olan dolar hesabı ya da euro hesabı bir alt hesap olarak karşımıza çıkıyor. Kasaya yönelik bu alt sınıflandırmalar bittikten sonra yine bir diğer ana hesap olan alınan çekler hesap planında onu takip ediyor. Buna bağlı olarak ihtiyaca bağlı olarak daha doğrusu ilgili ana hesabın altında yardımcı hesaplar ve alt hesaplar işletmenin ihtiyacına bağlı olarak açılabilmekte. Bilanço hesapları ekranda da gördüğünüz gibi 5 ana gruptan oluşuyor. Bunlar dönem varlıklar ve duran varlıklar bildiğiniz gibi işletmenin bilançosunda aktif karakterli <laughs> hesapları oluştururken kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ise işletmenin bilançosunda pasif karakterli hesapları oluşturmakta. Dönem varlıklar sizin de bildiğiniz gibi esas itibarıyla nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullar altında en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarından oluşmaktadır. Dönem varlıklar Hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönem varlıklar grubundan oluşmaktadır. Duran varlıklar ise <laughs> bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve İlki olarak bir yılda ya da normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilmesi ya da tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardan oluşmaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar dönem varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak en çok bir veya işletmenin normal faaliyet dönemi sonunda ödene çok olan yabancı kaynakları bünyesinde bulundurmaktadır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar ise kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarından oluşmaktadır öz kaynaklar işletmenin sahip veya sahiplerinin bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tuta, e, tutarını gösteren ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları, geçmiş yıllar zararı varsa eğer dönem net karı veya varsa dönem net zararından oluşmaktadır. Gelir tablosu hesapları işletmenin faaliyet dönemine ilişkin olarak bürüt satışlar, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve karları ile diğer faaliyetlerden gider ve zararları ile finansman giderleri, olağan dışı gelir ve karlar ve olağan dışı gider ve zararlardan oluşmaktadır. Maliyet hesapları mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe geliştirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Nazım hesapları ise işletmenin varlık ve kaynaklarını doğrudan doğruya ilgilendirmeyen ancak bilinmesi, izlenmesi ve saklanması gerekli olan bilgilerin ve değerlerin hatıra kabilinden kaydedilmiş olduğu hesaplardır. Bilanço toplamına dahil edilmez nazım hesaplar bilançonun alt toplamlarının altında gösterilirler.